Mutlu akşamlar, 27 Haziran Perşembe. TV Uzan Haber'de sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yine gündem yoğun, hareketli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i ağırladı bugün. Görüşme sonrası iki lider az önce kameraların karşısına geçtiler. Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa Birliği ile ilişkilere değindi. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise Türkiye'nin dostluğunun çok önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimiz olduğu aşikar. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'le birlikte kameraların karşısına geçti, ortak basın açıklaması yaptılar. İkili ilişkileri artırma mesajları verildi. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanında tesis ettiğimiz mevcut işbirliğini geliştirebileceğimiz inancındayız. Ve Gazze'de yaşanan zulüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası kamuoyuna bir kez daha seslendi. İsrail'in uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen bölgesel istikrarı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise Türkiye'nin dostluğu çok önemli dedi. Türkiye ile son derece güzel dönemden geçiyoruz diye de sözlerine ekledi. Üçüncü Dünya Savaşı mı geliyor? Bu risk Milli Savunma Bakanlığı'nın yakın takibine de alındı ve MSB'nin bilgilendirme toplantısında şu da ifade edildi. Bakanlık kaynakları Türkiye olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'na en hazırlıklı ülkelerden biri. Bu net bir şekilde vurgulandı. Özellikle Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin sıkılaşması, Putin'in çeyrek asır sonrasında Kuzey Kore'ye ziyareti ve Ukrayna'ya ilişkin bu sürece dair Kuzey Kore'nin askeri anlamda Rusya'ya desteğine yönelik bir dizi anlaşmanın imzalanması işleri başka bir boyuta getirdi. Bunun hemen akabinde de Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Çin beraberinde bir deklarasyon niteliğinde bir metin yayınladılar. Kınadılar bu ikili ilişkiyi. Sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri hem Ukrayna'ya askeri desteğini arttırarak devam ediyor, hem de Güney Kore sularına bir gemi gönderiyor. İşte bu da işlerin daha da kızışması anlamına geldi. Zaten geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aynı ifadeleri kullandı. Ukrayna-Rusya savaşı olası bir küresel savaş doğurabilir ifadesinde kullanmıştı. Şimdi bu konuya dikkat çekildi Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında. Bunun dışında bizim kendi sorunlarımız var. Sınır ötesindeki operasyonlardan bahsedildi. Irak'ın kuzeyinde güvenlik kilidinin kapanmaya devam ettiği belirtildi. Son iki haftaya dair bilanço da var. O operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Üçüncü Dünya Savaşı riski kapıda mı? İlk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu duruma dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı ihtimalden bahsetti. Konuya ilişkin son açıklama Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından geldi. Her türlü senaryoya hazırız mesajı verildi. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş, onaylatmış bir ordu. Üçüncü Dünya Savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez. Ama ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yapılacak harekata ilişkin konuştu. Pençe kilit harekatı ile gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.
Askeri kaynaklar Irak'ın kuzeyindeki meskun mahallelerde Mehmetçiğin kontrol noktaları kurduğu iddiasını da yalanladı. Söz konusu noktaların Iraklı yetkililer tarafından oluşturulduğu açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilen tüm görevleri başarılı yerine getirmeye devam edecektir. Toplantıda terörle mücadeledeki son durum paylaşıldı. Kararlılık vurgusu bir kez daha yinelendi. Son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 olmuştur. Bugün gözler Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun politika faizinde ne yapacağına ilişkin tablodaydı. Karar çıktı, beklentiler doğrultusunda piyasa beklentilerini karşıladı. %50 seviyesini korudu. Merkez Bankası politika faizi için 3. kez pas dedi ve o metinde aylık enflasyondaki zayıflamanın Mayıs'ta kesintiye uğradığı belirtildi. Bankalarda likidite gelişmelerinin yakın takibe alındığına dikkat çekildi. Gerekmesi durumunda yine sterilizasyon araçlarının çeşitlendirileceği, yani gerekirse şu anda enflasyonda yatay bir seyir var. Fakat bu değişirse biz de gerekli argümanları kullanırız. Gerekirse faiz artışı da yapılır ifadesini bir kez daha yineledi. Bunun dışında tabii biz yarını da bekliyoruz. Çünkü yarın bu uyguladığımız yeni politika, enflasyona dair uyguladığımız yeni ekonomi politikasının meyvelerini alabileceğimiz bir argüman daha ortaya çıkabilir. Gri listeden çıkabiliriz. Bu da şu anda gri listede olduğumuz için bize gelmeyen, gelmesi engellenen bazı yatırım fonları var. Onların gelmesi anlamına gelebilir. Merkez Bankası sürprize imza atmadı. Yılın 6. toplantısında politika faizi değişmedi, %50'de sabit tutuldu. Para politikası kurulu bu yıl üst üste 3, toplamdaysa 4. kez bekle gör dedi. Nisan ve Mayıs'ın ardından Haziran'ı da pas geçti. Sıkı duruş vurgusu öncekilerde olduğu gibi bu karar metninde de yerini aldı. Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın Mayıs'ta geçici kesintiye uğradığı aktarıldı. Likidite gelişmeleri Merkez Bankası'nın yakın takibinde. Sterilizasyon araçlarının gerekirse çeşitlendirileceği vurgulandı. Dezenflasyon sürecinin yılın ikinci yarısında başlayacağına da bir kez daha dikkat çekildi. Merkez Bankası 2024'ü Ocak ayında aldığı 250 baz puan artış kararıyla karşıladı. Şubat'ta fren yaptı. Yerel seçimlerin olduğu Mart'ta yeniden gaza basan para politikası kurulu 500 baz puan artışla sürprize imza attı. Yılın ikinci çeyreğinde ise faiz ibresi ne aşağı ne de yukarı yönlü değişti. ...31 Mart yerel seçimleri sonrası kamuoyunda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimden birinci parti çıkmasıyla birlikte erken seçim beklentisi olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi bunu dillendirir mi soruları vardı kamuoyunda. Fakat öyle olmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu an gündemde böyle bir konu yok diyordu. Ama ilk kez belki de net bir şekilde hem erken seçimi konuştu, bunun dışında normalleşme tartışmasına ilişkin de konuştu. Çünkü son dönemde siyaset yine gerilimin içine girmiş gibi gözüküyor. Özellikle ittifaklar meselesi üzerinden tartışma yürürken ya da Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti hükümetle muhalefet, ana muhalefet bir ittifak oluşturur mu tartışması üzerinden. Toplumun yarıya yakını erken seçim talebi içerisinde dedi, ekledi. 1,5 yıl sonrasının erken seçim için olası olduğunu ifade etti. Bu ne anlama geliyor? Birçok tartışmayı beraberinde getirir bu süreç. Ayrıca normalleşme konusunda da kimse muhalefetten yumuşama beklemesin. Zaten iktidarla ana muhalefet arasında tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi hiçbir şekilde ittifak söz konusu olamaz dedi. Değerlendirmem şudur. Dün gazeteci arkadaşım sorduğunda. Bence 5 yıl tamamlanmaz. 2,5. yılda tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden 1,5 yıl sonrası bir erken seçime olası görüyorum. Erken seçim tartışmalarına yanıtı bu cümlelerle oldu. 1,5 yıl sonrasını işaret etti. Hazırız mesajı verdi. İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun istiyorum. Gelecek ay olsun. Parti birinci partiyken asgari ücrete zam yapmazsanız, 10 bin liralık emekli maaşı
dünyanın hiçbir yerinde izah edilemez. Fındık üreticisinden buğday üreticisine hepsini perişan ederseniz bıçak kemiğe dayanır, vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın meclisteki cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde normalleşme süreci de vardı. Kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin. Terimler tam yerine oturmuştur. Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum. Normalleşmeye devam. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz. Özel Milliyetçi Hareket Partisi'ne de normalleşme tartışması üzerinden eleştirilerini yöneltti. Normalleşmeden rahatsız olan bir parti ve onun restine karşılık onun gönlünü yapmak isteyen ittifak ortağı dün birbirlerine olumlu mesajlar verdiler. MHP'nin çok arzuladığı o gerginlik siyasetini de bu ülke hak etmiyor. İstedikleri kadar tehdit etsinler. Durduğumuz yerden bir adım geri, pozisyonumuzdan bir santim aşağı duymayız. Ve İyi Parti, sular durulmuyor, hareketlilik devam ediyor, istifalar gelmeyi sürdürüyor. Son olarak biliyorsunuz Ankara Milletvekili İyi Parti'nin Koray Aydın bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eski Genel Başkan Meral Akşener'in görüşmesinde neler konuşuldu? İyi Parti de zan altında kalıyor. Partimize çok büyük zarar veriyor. O görüşmenin detayları açıklansın diyordu. En son yine bir kez daha ifade etti. İki hafta önce sordum bir yanıt gelmedi dedi. Ve son olarak hem Meral Akşener'i hem de Müsavat Dervişoğlu'nu eleştirerek İyi Parti'den istifa etti. İyi Parti'deki erime ve gerileme süreci Akşener'in sevk ve idaresinde gerçekleşti dedi. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim diyor. Beklenen o istifa eleştirilerle geldi. İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın partisinden istifa etti. Hem eski Genel Başkan Meral Akşener'e hem de Müsavat Dervişoğlu'na tepkiliydi. 2024 yerel seçimlerinde iktidarın değirmenine su taşıyan söylem, eylem ve politikalar milletimiz tarafından kesinlikle reddedildi ve İyi Parti tarihinin en büyük seçim hezimetini yaşadı. İyi Parti'deki bütün bu erime ve gerileme süreci bizzat Sayın Akşener'in sevk ve idaresinde gerçekleşti. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye bir kez daha tepki gösterdi. Yeni yönetimin yeteri kadar etkili olamadığını savundu. İyi Parti 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın üzerinden geçen 2 ayda yaşanan gelişmeler, partide yönetim anlayışı bakımından bir değişim olmadığını açıkça ortaya koydu. İstifa üstüne istifalarla sarsıldık. Yeni katılımlar beklerken sudan sebeplerle yapılan ihraç taleplerini görmek durumunda kaldık. Yeni bir siyasal döneme giriyoruz. İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uzun ihraç istemiyle disipline sevk sürecine de atıf yaptı Koray Aydın. İstifasını da üzülerek verdiğini söyledi. Gelinen noktada İyi Parti'de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. İyi Parti'den üzülerek istifa ediyorum. Koray Aydın bundan sonraki yol haritasını da açıkladı. Bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim dedi. Bu istifayla birlikte İyi Parti'nin sandalye sayısı 44'ten 34'e düştü. Tamam bırak abi. ...2023 yılına dair nüfus verileri paylaşıldı. Kentlerdeki milletvekili sayılarını değiştirdi bu tablo. Bazı çünkü kentlerde ki ona metropol İstanbul'da dahil nüfusta bir düşüş var. İstanbul'daki göçün en net ortaya koyduğu tablolardan biri bu olabilir. Göçün ciddi anlamda meydana geldiğini gösteren tablo olabilir. Milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü İstanbul'da. Hatay, Kütahya'da birer vekil kaybetti. Tabii Hatay özelinde özellikle depremin çok büyük bir etkisi var nüfus kaybına ilişkin olarak. Bursa, Eskişehir, Bayburt ve Tunceli birer vekil kazandı. Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu aştı. İstanbul'un nüfusu bir yılda %1,58 azaldı. 15 milyon 650 bine indi. Nüfusu en düşük il 86.047 kişiyle Bayburt oldu. 2023 yılına ait bu veriler milletvekili sayılarını da değiştirdi. Megakentin vekil sayısı 2 kişi azaldı. Yüksek Seçim Kurulu nüfus verilerini dikkate aldı.
600 milletvekilinin dağılımını yeniden belirledi. İllerin vekil sayılarında değişiklik yaptı. İlk meclis binasında İstanbul'un meclisteki temsil sayısı 98'den 96'ya düştü. Hatay artık 11 değil 10 vekil çıkaracak. Kütahya'da 5 yerine 4 milletvekiliyle temsil edilecek. Bursa'nın milletvekili sayısı ise 20'den 21'e çıktı. Eskişehir 6 değil 7 vekile sahip olacak. Mecliste birer milletvekili bulunan Tunceli ve Bayburt da ikişer vekile sahip olacak. 3 büyük kentten ikisinde ise değişiklik yok. Ankara 36, İzmir 28 milletvekili çıkarmaya devam edecek. Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak. Yazar Eylem Tok ve oğlu Murat Acı'nın öldüğü kazaya karışıp kaçmışlardı. Önce Mısır, sonra Amerika Birleşik Devletleri Manhattan'da bir taksiye binerken gülerek pozlar verirken görüntülenmişlerdi. Tam 106 gün sonra Amerika'da Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarması sonrasında yakalanmışlardı. O anlara ilişkin aradan geçen 2 hafta 15 günlük süreç sonrasında görüntüler ortaya çıktı. İlk yakalandığı anlara ilişkin görüntüler. Polis kamerasına, yaka kameralarına polislerin yansıyor o görüntüler. Eylem Tok'un rahat tavırları oldukça dikkat çekiyor. İşte Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un yakalandığı an. İkisine de ters kelepçe takıldı, üstleri arandı, polis aracına bindirildi. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, İstanbul Eyüp Sultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden oldu. Olayın ardından annesi Eylem Tok önce Mısır'a, ardından da Amerika'ya kaçırdı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından Türkiye kırmızı bülten çıkardı. Anne oğul kazadan tam 106 gün sonra Boston şehrinde yakalandı. Amerikan polisi o anları vücut kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ilk olarak Cihan Timur'un gözaltına alındığı görüldü. Ters kelepçe takılan ve üst araması yapılan Cihan Timur daha sonra polis aracına bindirildi. Cihan Timur'un ardından kameralara anne Eylem Tok'un görüntüleri yansıdı. Ters kelepçeli Tok'un üzerinde siyah bir elbise vardı. Sarıya boyattığı saçlarını küt kestirmişti. İmaj değiştirmenin yanı sıra rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. İkilinin evi New York'taydı. Buna rağmen Cihan Timur okul kaydı için Boston'a gelmişti. İddiaya göre bu planlı bir hareketti. Çünkü Boston'da yargılama sistemi New York'tan farklıydı. Daha toleranslı yasalar için anne oğul bilerek ve isteyerek burada yakalanmışlardı. Çünkü bulundukları okul Amerikan standartlarına göre epey pahalı bir okuldu. Üstelik ikili bahçesinde çok uzun zaman geçirdi. Bu da aslında isteyerek yakalanmak istedikleri iddiasını gündeme getirdi. Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak. Timur Cihan Timur ise iki kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede tutulduğu ıslah evinin şartlarından şikayetçi oldu. Avukatı 2 milyon dolar karşılığında serbest kalmasını istedi. Savcı itiraz etti. Amerikalı hukuk adamı Cihan Timur ve annesinin zaten bir kez kaçtığını, eğer bırakılırlarsa bir kez daha kaçacaklarının kesin göründüğünü söyledi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacak Eylem Tok ve oğluna ilişkin, bu merak ediliyor. Çünkü Eylem Tok'un bugün 18 Haziran'dan 27 Haziran'a ertelenen davası vardı. Bugün o dava görülmedi. Bir kez daha erteleme kararı verdi mahkeme. Niye böyle bir tablo oldu? Onu konuşacağız ama az evvel sıcak bir bilgi paylaşıldı. Bir son dakika gelişmesi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı savcılığa bir yazı gönderdi. Hem Eylem Tok için hem de oğlu için, Cihan Timur için Türkiye'ye iade edilmesi yönünde bir görüş bildirdi. Yani bir tavsiyede bulundu. Yargıyı etkilemiyor ama böyle yapılması daha uygundur diyor. Bu ne anlama geliyor? Bu bilgiyi de biz aslında yaklaşık bir saat önce
Mehmet Sümer'den, Voice of America muhabiri Mehmet Sümer'in yaptığı paylaşımdan edindik. Şimdi kendisi karşımızda Skype bağlantısıyla. Mehmet, bu önemli gelişme ne anlama gelir? Bu gelişmeye mahkeme riayet etmek durumunda mıdır, yoksa sadece bir tavsiye niteliğinde bir durum mudur? Son gelişmeleri lütfen dinleyelim senden. Hoş geldin tabii öncelikle. Merhaba. Bu önemli bir gelişme çünkü Türkiye'nin yaptığı başvuru Türkiye ile Amerika arasında suçluların iade anlaşması kapsamında yapılan bir başvuru. Dolayısıyla burada hakim de zaten ilk duruşmada da hükümetin görüşüne başvurulması gerektiğine atıfta bulunmuştu. Hatta bu karar konusunda hükümetin ne karar alacağını, yani Amerikan devletinin ne karar alacağını dair atıfta bulunmuştu. Savcılığın talebi üzerine Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir mektup gönderdi. O gönderilen mektupta dava dosyasına eklendi. Doğrudan savcıya hitaben yazılmış olan mektupta Amerikan Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasındaki anlaşmaya istinaden eldeki deliller ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı belgeler, doküman çerçevesinde iadenin uygun olabileceğine dair görüş bildirmiş oldu. Bu son derece önemli açıkçası. Çünkü dediğim gibi hakim de ilk duruşmada da hatta buna atıfta bulunmuştu. Yani Dışişleri Bakanlıkları'nın nasıl bir karar vereceğine atıfta bulunmuştu. Dolayısıyla iade sürecine bir adım daha, iadeye bir adım daha yaklaşıldı diyebiliriz. Bu yeni bir gelişme. Yeni eklendi çünkü bu dosyaya. Dün görülecekti aslında eylem tokun duruşması. İkinci kez hakim karşısına çıkacaktı. Ben de hatta New York'tan Boston'a doğru yola çıkmıştım ama son anda bir erteleme oldu. 1 Temmuz tarihine ertelendi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü hakim karşısına çıkacak. Timur Cihan Timur'la ilgili bir kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusu vardı. Onu da henüz şeye kavuşturmadı hakim. Yani bir sonuca kavuşturmadı. Onunla ilgili de bir karar bekliyoruz. Orada Türkiye'den bir gayrimenkulü 2 milyon dolarlık teminat olarak gösterdi kefalet başvurusuna Timur Cihan Timur'un avukatları. Ancak haberde de söylediğimiz gibi savcı kesinlikle karşı çıkıyor. Yani bir kez kaçtılar, eğer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırlarsa tekrar kaçabilirler diyor. Ama dediğim gibi şu ana kadar belki de en önemli gelişme Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın iadeleri yönünde görüş bildirmiş olması. Dolayısıyla bu davanın bundan sonra hukukçuların da genel yorumu çok fazla uzamadan bir karara doğru gideceği şeklinde. Biz 1 Temmuz pazartesi günü eylem tokun iade kararını görebilir miyiz? Kuvvetle muhtemel midir? Bir de Cihan Timur'un süreci farklı işliyordu. Erteleme oldu ama davaya ilişkin bir tarih belirlenmedi. Belki de ara kararla onun da iade süreci başlayabilir mi? Onu da sormak evet. İsterim sana. Evet, bir ara karar çıkabilir çünkü hakim Timur Cihan Timur'un davası ile ilgili herhangi bir tarih açıklamadı. Dolayısıyla biz sistemi sürekli takip ediyoruz. Yani hakim bir ara karar girebilir bu kefaletle serbest bırakma konusundaki başvuruya dair. Ama bu yani Dışişleri Bakanlığı'nın bu görüşü belirtmiş olması önümüzdeki hafta yapılacak olan duruşma ya da duruşmalarda bir karar çıkması yönündeki ihtimali arttırıyor diyebiliriz açıkçası. Peki. Çok teşekkürler değerli bilgiler için Mehmet Sümer. Önümüzdeki süreçte yeni gelişmelere de gebe gibi gözüküyor kısa vadede bu süreç. Evet. Yine tabii ki bilgileri senden almaya devam ederiz. Çok teşekkürler katkıların için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Voice of America muhabiri Mehmet Sümer dava sürecini ilk an itibariyle yoğun bir şekilde takip ediyor. Bir sıcak gelişmeyi daha bizlerle paylaşmış oldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir tavsiyesi, bir önerisi var. O da şu, zaten böyle bir talepte de bulunmuş mahkeme tarafından, savcılık tarafından, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir cevap, bir yanıt, bir tavsiye gelmesi yönünde bir yazı gelmiş. Orada da Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un Türkiye'ye iade edilmesi doğrudur diyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 1 Temmuz'da Eylem Tok'un davası var. Bakalım nasıl bir tablo çıkacak. Kısa sürede çözümlenebilir diyor. Çünkü bu tavsiye kararı oldukça önemli. Bir ara kararla da yine Timur Cihan Timur'un, çünkü önümüzdeki sürece dair, davasına dair tarih netleşmemişti. Timur Cihan Timur'un da bir ara kararla belki de iade süreci başlayabilir ve bu iki isim Türkiye'ye iade edilirse ondan sonra başka bir serüveni konuşacağız. Buradaki bu iki ismin yargılama sürecini değerlendireceğiz. Bakalım nereye evrilecek bu senaryo, bu iş. Gelelim milli takıma. Dün akşam 80 milyon tek yürek oldu. Millileri izlemeye koyulduk. Heyecanlı bir müsabakaydı. Bizim çocuklar gerekeni yaptılar.
Milli karşılaşma yurdun dört bir yanında meydanlarda kurulan dev ekranlardan izlendi. Tıpkı 2008'de olduğu gibi, 2020'de olduğu gibi, 2002'de olduğu gibi şampiyonalarda hep bu izlenimi, birlik beraberliği yaşıyoruz biz. İstediğimiz de oldu, galip geldik. Çekya'yı 2-1 mağlup ettik. Sonrasında ilk tebrik yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Son 16'ya kaldık. Zaferi Hamburg, Berlin, 81 il ki Almanya'da artık şu anda şampiyona varken adeta bizim şehirlerimiz gibi. Hatta Azerbaycan'da, orada da coşkuyla kutlandı. Meydanlar ve sokaklar kırmızı beyaza döndü. Dün geceki o kutlamalara bir bakalım. Ankara, İstanbul, Berlin, Hamburg ve hatta Azerbaycan. Milli coşku dört bir yanı sardı. Ankara, İstanbul, Sakarya, Karabük, Düzce, Tekirdağ, Şırnak ve daha onlarca ilde vatandaşlar milli maç için tek yürek oldu. Karşılaşma dev ekranlarda soluksuz izlendi. Beraberlik de yetiyordu. 90+4'te gelen galibiyet coşkuyu ikiye katladı. Bizim çocuklar vatandaşları sokaklara döktü. Bitiş düdüğüyle birlikte maçın oynandığı stat çevresinde coşkulu kutlamalar vardı. Maç sonunda A millilere ilk tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan soyunma odasında teknik direktör Montella ve futbolcularla telefon görüşmesi yaptı, galibiyeti kutladı. Teşekkürler, sağ olun Cumhurbaşkanım. Gerçekten sağ kanadı felçli. Başımızla yani, birlikte. Teşekkürler, teşekkürler. Son 16 zaferiyle yurdun dört bir yanı da gelincik tarlasına döndü. Ellerinde Türk bayraklarıyla kent meydanları ve sahillerde toplanan vatandaşlar amillilerin başarısını doyasıya kutladı. Milli zafere kardeşler de kayıtsız kalmadı. Azerbaycan askerlerinin milli maçı izlediği anları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Can Azerbaycan'dan bizim çocuklara tam destek notuyla paylaşılan mesajda "Teşekkürler Karabağ'ın aslanları. Her zaman bir ve beraberiz" ifadeleri yer aldı. Şimdi artık son 16'da rakip Avusturya. Avusturya'yı elediğimiz takdirde çeyrek finale gideceğiz. Hamburg'da dün gece neler yaşandı? Karşılaşma sonrasında nasıl bir atmosfer vardı? Hem de şimdi artık hemen Avusturya maçının hazırlıkları başlıyor. Çünkü çok kısa bir zaman var. Turnuvada çok sık karşılaşma oynuyorsunuz. 2 Temmuz'da Avusturya mücadelesi var. Gidelim Almanya'ya. Kadir Yüksel bizi bekliyor. Kadir Yüksel anlatsın hem dün yaşadıklarını hem dünkü atmosferi hem de milli takımın son durumunu. Dün olağanüstü bir atmosfer vardı. Her yer adeta tüm Almanya sokakları Hamburg bayram yeri gibiydi. Zaten aslında maçın öncesinde böyle bir zafer beklentisi vardı, bir coşku vardı. Zafer gelmeden coşkusu vardı aslında sokaklarda ama tabii Cenk Tosun'un golüyle birlikte bu coşku daha da taçlandı diyebiliriz. Şimdi artık önümüzde Avusturya var. Milliler bugünü dinlenerek geçirdiler. Yarından itibaren hazırlıklara başlayacaklar. Tabii teknik direktör Vincenzo Montella'nın önemli açıklamaları vardı dün mücadelenin ardından. Şu anda aslında herkes Avusturya maçına odaklanmış durumda. Daha çok hırslanma havası var diyebiliriz. Çünkü hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik. Böyle bir mağlubiyet, büyük bir mağlubiyet yaşamıştık. Dün Vincenzo Montella da şunları söyledi. Avusturya'yı istiyorduk. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Bu ruh bende de var. Ancak kim gelirse gelsin fark etmez bu saatten sonra dedi. Vincenzo Montella. Tabii Avusturya'nın dışındaki diğer rakiplerle de eşleşebilirdik ama Avusturya ile bir hesabımız var. Kapanmayan bir dosyamız var dedi Cenk Tosun da. Şimdi o dosyayı kapatmak için, rövanşı alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Son 16'da kim çıksa fark etmezdi dedi. Dün karşılaşmanın gerçekten iyi oyuncularından bir tanesi, en iyi oyuncularından birisi İsmail Yüksek'ti. Tabii pas istatistiğiyle, top kapma istatistiğiyle öne çıkan isimlerden birisiydi İsmail Yüksek. Barış Alper Yılmaz'dan sonra İsmail Yüksek'te kaybettiğimiz Avusturya maçına değindi. Hazırlık maçında kaybettiğimiz Avusturya'ya
maçına değindi. O da şunları söyledi. 6-1'lik yenilgiden dolayı takım hırslandı. Biz hırslandık. Başta da söylemiştim, Avusturya çıkınca daha da bir hırslandık dedi İsmail Yüksek. Bu arada Avusturya basınında da aslında bir tedirginlik olduğunu söyleyebiliriz. Avusturya basını şunları söylüyor. Türkler 6 golün intikamını hedefliyor diyor. Avusturya basınında böyle bir tedirginlik var. Türkiye Avusturya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya karşı 6-1 mağlup olmasına rağmen bir kez daha Avrupa Şampiyonası'na büyük bir hırsla geldi diyor Avusturya basını. Tabi bu arada maçın önüne geçen aslında biraz da Rumen hakem İsvan Kovaç'tı. Bugün Avrupa basınında Türkiye'nin zaferinin yanı sıra İsvan Kovaç'ın kararları eleştirildi. Çünkü dün mücadelede 16 sarı ve ikisi kırmızı kart olmak üzere 18 kez kartına başvurdu ve bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir rekor anlamına geliyor. İlk defa bir mücadelede turnuva tarihinde bu kadar kart çıkarttı Rumen hakem İtvan Kovaç. Tabi bu kartlar içerisinde Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın da vardı. Onlar sarı kart gördüler ve ne yazık ki bu iki oyuncumuzu Avusturya maçında oynatamayacağız, değerlendiremeyeceğiz. Tabi Avusturya maçını bekliyoruz. 2 Temmuz'da Leipzig'de Avusturya ile karşı karşıya geleceğiz. Şunu söylemek gerekiyor aslında. Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 kaybetmiştik. Şu anda milli takımdaki oyuncularımız Vincenzo Montella tamamen Avusturya maçını düşünüyorlar ve aslında Avusturya'dan intikam almak istiyorlar. Son 16 turunun böyle de bir anlamı olacak. Tabi son 16 turunda Avusturya'yı yüksek oranda şu anda futbol otoriterleri başa baş geçeceğini söylüyor ama hem Almanya'daki Türkler hem de milli takımımız Avusturya'yı eleyebileceğimizi düşünüyorlar. Eleyeceğimizi söylüyorlar daha doğrusu. Sonrasında Hollanda ve Romanya eşleşmesine bakacağız. İkisinin eşleşmesinin ardından da gelecek rakip aslında diğer tarafa baktığımızda daha kolay gibi görünüyor. Bizler 2 Temmuz'da Leipzig'te yine milli takımımızla beraber olacağız. Yine Türkler Leipzig sokaklarını kırmızı beyaza boyayacak. Çünkü en önemli oyuncumuz aslında Türk taraftarları. Devam edelim gelişmeleri aktarmaya değerli izleyenler. Hep olası İstanbul depreminden, Marmara depreminden bahsediyoruz, korkuyoruz diyoruz ama binaların çökmesi için depreme gerek yok. Bunu hep söyledik, geçtiğimiz dönemde de yaşadık, balkon çökmesini yaşadık, bir bina hiçbir şey yokken biliyorsunuz çökmüştü. Yine benzer bir senaryoyla karşı karşıya kalındı. Böyle 1500 ila 2000 arasında belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tespit ettiği bina var. Üfleseniz, üflemenize de gerek yok, yolla yürüseniz çökebilir. Bahçeli Evler'de de 7 katlı bir bina çöktü. Gece saatlerinde bir çatırsı sesi geldi binadan. Ona uyandı bina sakinleri ve canlarını son anda kurtarmayı başardılar neyse ki. Şans eseri ölen ya da yaralanan yok. Fakat o yaşanan süreç, o travma unutulacak cinsten değil. Şöyle bir durum da var. Binanın sadece eski olması ya da yapı malzemesinin dayanıksız olması değil mesele. O bina aslında 4 katlıymış. 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha çıkılmış. 7 kat olunca da o 3 kat binayı tartmadığı için bina çökme ihtimaliyle karşı karşıya kalmış ve hatta çöktü. Birçok vatandaşa da mezar olabilirdi ve yine söylüyorum bunun gibi binlerce bina var. Büyük gürültüyle çöktü, toz bulutundan göz gözü görmedi. Of, of Allah'ım of. İnsan var içeride, insanlar. Bahçeli Evler'de 7 katlı bir bina kısmen çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD sevk edildi. Çöken binanın resmi kayıtlarda 3 katlı bir bina olduğu fakat 1994 yılında kaçak 3 kat daha eklendiği ortaya çıktı. Korku ve panik bir aradaydı. Çevre sakinleri büyük endişe yaşadı. 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Arkadaşlar Yenibosna, Zafer Mahallesi, Yadigar Sokak'taki evim çöktü. Ev çöktü. Daire, bina komple bina çöktü kendi kendine. Bina kendi kendine çöktü 3 dakikada. Binanın 3 katı kaçaktı. Önce ufak bir sarsıntı başladı. Ardından yavaş yavaş çökme meydana geldi. O sırada kendini sokağa atan bina sakinleri canını zor kurtardı. Sesler, gürültüler oldu. Evet.
zile basmalar oldu. O sonra balkona çıktım ben. Yan binadan avuç içi kadar taş toprak dökülmeye başladı. O sırada çığlıklar sesi artmaya başladı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar neticesinde ölen ya da yaralanan kişilerin olmadığı tespit edildi. Çöken binanın etrafındaki binalar boşaltılırken güvenlik önlemleri de güçlendirildi. Benim amcam oturuyor zaten. İkinci katta oturuyor. Ev sahibinin iki tane dairesi varmış o binada. Ve bir ay önce amcamlar taşınmış. Hiçbir şekilde bu binanın yıkılma kararı olduğunu söylememiş. Zaten ses geldi. Sesten sonra dışarı çıktık ki toz duman zaten. Her taraf bembeyaz olmuştu. Gözü görmüyordu. O derecedeydi yani. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olay yerinde incelemelerde bulundu. Eski bir binamız, 80 yapımı, 4 katlı olarak yapılmış bir binamız, 94 yılında 3 kat kaçak eklenmiş. 9 daire var, yaklaşık 40 kişi yaşadığını biliyoruz emniyet kayıtlarımıza göre. Geceliğin sarsıntı oluyor, çökme gibi bir gacırtı geliyor, tüm komşularımız dışarı çıkıyor. Toplam 4 daire apartmanımızı boşalttık. Komşularımızı otellerde misafir edeceğiz. Bahadır kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Tek tesellimiz olan bir yaralı ölümün olmaması. Herkesin bir an önce kentsel dönüşüme girmesi lazım. Çünkü İstanbul depremi çok önemli. Yani Türkiye'nin geleceğiyle alakalı çok önemli. Çöken binaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yaptıracağı da öğrenildi. Çevre güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kepçe yardımıyla bir saatte bina tamamen yıkıldı. Zaten deprem riski altındayız ama İstanbul'da binaların yıkılması için depreme ihtiyaç yok. Son tablo bu. Bahçelievler'de çöken binadan binlerce var, az önce de söyledim. Sadece tespit edilebilen bunlar bu arada. Ve metruk binalarda değil, içerisinde insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Ölüm riskiyle. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Koçak TV ekranına özel açıklamalarda bulundu. Riskli binaların acilen boşaltılması gerektiğini belirtti. Bu tür binalarda yaşayanları tahliye edelim. Çıkartalım, başka bir imkan bulalım bunlara. Yine İstanbul, yine çöken bir bina. Adres bu kez Bahçelievler. 7 katlı bina kendiliğinden çöktü, facianın eşiğinden dönüldü. Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmesi akıllara diğer riskli binaları da getirdi. Peki o binalarda yürütülen çalışmalar neler ve vatandaşları hangi olası tehlikeler bekliyor? Şu gerçeği görmemiz gerekiyor. Bizim 2000 öncesindeki bina envanterimiz böyle. İstanbul'da riskin boyutu tahmin edilenden daha büyük. Yıkılmayı bekleyen binlerce riskli bina var. İşte kötü tarafı bu. Bir bina yıkıldıkken diğer binalara da domine taşı gibi zarar vermeye başlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Koçak öncelikli olarak riskli yapıların boşaltılması gerektiğini belirtti. Çok geç kaldık. Hakikaten hala daha biz neyi bekliyoruz onu da anlamış değilim ama 2000 öncesi bu yapıların bir şekilde rehabilitasyonu yapmak zorundayız. Hem bakanlığa hem de yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Lütfen kalitesiz projeyi onaylamasınlar. Projelerimiz çok düzgün gelsin. Bunun çözümü tek başına belediyeler değil, bakanlık işin içine girecek. Belirgin şekilde bütçeler sağlanacak ama bu binaları yaşatmayacağız. Bu binalar ayakta kaldığı, bu şekilde durduğu sürece yarın başka bir binada da gene bu konuşmaları yapıyor olacağız. Bir başka meselemiz özellikle Marmara Denizi'nde müsilaj. Kabus hala devam ediyor. Her yıl yazın özellikle son 3-4 yıldır bununla karşı karşıya kalıyoruz. Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. toplantısını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseki eylem planımız var. Fakat doğru uygulanmazsa müsilaj felaketi kapımızda dedi. Son olarak da denizde bir durağanlığın oluşması müsilajı kaçınılmaz hale getiriyor. 2021 yılında Marmara Denizi yoğun müsilajla karşı karşıya kaldı. Tehlike çanlarının çalması üzerine harekete geçildi. 6 Haziran 2021 tarihinde 22 maddelik Marmara Denizi eylem planı hazırlandı. Şu anda Marmara Denizimiz 24 milyonu aşkın bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Böyle büyük bir nüfusu barındıran Marmara Denizi havzasının korunması için
Bu büyük nüfusun atıklarını bilimsel şekilde de yönetmemiz icap ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde müsilaj bir ayda temizlendi. Hocalarımızın hazırlamış olduğu 22 maddelik bir eylem planımız vardı. Bunun 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılması ile ilgili. Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısı Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eğer eylem planımız doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmazsa, bir müsilaj gibi ekolojik bir felaket kapımızda bekliyor. İkincisi, Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor. Üçüncüsü de başta balık türleri olmak üzere eko canlılık gittikçe azalıyor ve zayıflıyor. Antalya'da bir kadın kargocu kılığında bir gaspçı zorla eve girdi. Beni dövdü, bebeğimi kaçırmakla tehdit etti, altınları aldı dedi. Gözyaşları içerisinde. Evde zaten savaş alanı gibiydi. Kadının anlattıklarında fakat çelişkiler vardı. Çok geçmeden yalan ortaya çıktı. Polislere itiraf etti durumu. Eşinden habersiz kredi kartıyla alışveriş yaptığını ve o borcu kapatmak için evdeki altınları sattığını, ortaya da bu gasp yalanını attığını ifade etti. Hiç haberimiz olmadı. Çok ağladı, hatta bayılma numarası bile yaptı. Kargocu kılığında bir gaspçı eve girdi. Önce dövdü, sonra altınları çaldı diyen kadının yalanını polisler ortaya çıkarttı. Eşinden habersiz alışveriş yapmış, o borcu ödemek için de gasp yalanını ortaya atmıştı. Burası Antalya. Ayşe Demirtaş polisi aradı. Kargocu kılığında kapıyı çalan bir gaspçının eve zorla girdiğini, onu dövdüğünü, evi talan ettiğini, altınları almak için çocuğunu kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi. Beş altını ve küpeleri çocuğumu korumak için verdim dedi. Gasp yalanına polisleri inandırmaya çalıştı. Böyle hırsız mı dövmüş bunu böyle? Daha inandırıcı olsun diye de evin altını üstüne getirdi. Hep ağladı. İlk müdahale sonrası hastaneye götürüldü. Polisler de delil aramaya başladı. Binada güvenlik kamerası vardı. Kadının dediği saatte binaya giren çıkan yoktu. Demirtaş'ın ifadeleri de çelişkilerle doluydu. Çok geçmeden de gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Kredi kartıyla eşinden habersiz 20 bin liralık alışveriş yapmış, kart borcunu kapatmak için de gasp yalanını atmıştı. Kart borcu yüzünden hem polisi hem de sağlık ekiplerini alarma geçiren Ayşe Demirtaş hakkında suç uydurmaktan işlem başlatıldı. Ankara'da sürücülerin korkulu kabusu sona erdi. Önüne atladığı seyir halindeki araçları gasp eden zanlı yakalandı. Saldırıya uğrayan tır şoförünün de çalınan aracı iade edildi. Gaspçı olan vatandaş bu camdan içeri zıpladı, içeri girdi. Buradan buraya atladı. Kalemler şuradaydı. Kalemler buradan çekti. Buraya batırmaya başladı. Şu kapıyı açtı. Şuradan açtı. Beni aşağı iteledi burada. Yaşadığı dehşeti anlatırken o anlar gözünün önünden bir kere daha geçti. Kalem kırılmış. Kalem kırıldı. Buraya vurdu. Kalem kırıldı. Hareket halindeyken gasp edildi. Aracından aşağı fırlatıldı. Üstelik bu olay tam da başkentin göbeğinde yaşandı. Bu görüntü Gölbaşı-Mamak Karayolu ayrımında kaydedildi. Yolda yürüyen bir kişi hareket halindeki Selim Örenci'nin aracının önüne atladı. Açıkta duran camdan içeri girdi. Sürücüye arkadan saldırdı. Etkisiz hale getirdiği Örenci'yi araçtan attı. Tırı da alarak olay yerinden kaçtı. Ankara Emniyeti o saldırganın peşindeydi. Çok geçmeden kıskıvrak yakaladı. Çevre yoluna girdiğimde karşı tarafta yolun ortasında bir tane şahsı gördüm. Şahıs bütün arabaların önüne atlayıp önünü kesmeye çalışıyordu. O sırada ben yaklaştığımda arabanın önüne atladı bu. Bu artık şehir eşkıyasının yöntemi olmuştu. Yola atlıyor, yardım istiyordu. Sonra da araçları gasp ediyordu. Bu sefer aynı yöntemi başka bir araca yapmak istedi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Çok mutluyum. Emniyet mensuplarının üstünden de yük kalktı. Çok huzurluyum. Yöntemi bu sefer tutmadı. Yakayı ele verdi. Abi böyle. Yemekli mi senin?
Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan tır da bulunarak sürücü Selim Örenci'ye teslim edildi. Örencik polis ekiplerine teşekkür ederken duygulandı. Bugün de araç zaten bulundu. Aracı teslim aldık. Evet. Sağ olsun bütün emniyet güçlerine hepsine birer birer teşekkür ederim. Hepsine teşekkür ederim. Hepsi o kadar ilgilendi ki bizden yani anlatamam. Küresel ısınma ve iklim krizi başımızın belası ama onu da ortaya çıkaran yine bizler olduk. Bununla birlikte tabii müsilaj gibi belalarımız da oluyor. Orman yangınları gibi mücadele etmek gerektiğimiz belalarımız da. Hem küresel ısınmanın etkisiyle bu yangınlar artmaya başladı hem de tabii insan eliyle. Yurdun dört bir yanında yine orman yangınları başladı. Yaz ayları geldi. Hava sıcaklıkları biraz mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Hemen başladı o yangınlar. Önlem alınıyor fakat bir çözüm yolu yok. Nasıl oluyor bu anlaşılabilir gibi değil. Maalesef birçok noktada yangın çıktı. Türkiye genelinde bu yıl çıkan yangın sayısı geçtiğimiz yıllara göre oranladığımızda yani geçen yıla göre 5 kat artmış durumda. Sadece Haziran ayında bir aylık bilanço. Bundan sonra sıcaklıklar daha da artacak. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız bunu bilemiyoruz. Peki bu artışın sebebi ne? Bununla mücadele edebilir miyiz? Edilecekse nasıl edilecek? Ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar. Bazen yakılan bir mangal, bazense çevreye bırakılan bir cam parçası. Bizlere nefes olan ormanların yanmasına neden olan sebeplerden. Haziran ayı ortalama sıcaklıkları çok fazla olduğu için bu da biraz daha yangınların büyümesi ve ilerlemesi konusunda sıkıntı oluşturabiliyor. Her yaz olduğu gibi bu yazda orman yangınlarında korkutan bir artış meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ise her an teyakkuzda. İstanbul ilimizde bizim 28 adet ara çözümümüz, 47 adet ilk müdahale aracımız, 2 adet su tankeri olmak üzere ekiplerimiz 7-24 esasına dayalı olarak göreve hazır. Herhangi bir yangına en kısa sürede çıkmakta. Ayrıca 1 adet yangın söndürme helikopterimiz konuşlu. Orman yangınlarıyla mücadelede dakikalar bile çok önemli. İşte bu yüzden ormanlar 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip ediliyor. Biz de şu anda Sarıyer'de bir yangın gözetleme kulesindeyiz. 38,5 metre yüksekliğinde İstanbul Boğazı'nı ve İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki ormanları gören bir kule. Ormanları 24 saat gözetim altında tutarak burada çıkabilecek herhangi bir orman yangınına en kısa zamanda müdahale etmek için ekiplerimizi yönlendirmek. Burada bir yangın gördüğü an kulecimiz ilk önce en yakın ekibi hareket ettiriyor. Biz daha sonra bunun yangının seyrini oradan izledikten sonra gerekli ilave takviye güç isteyip istemediğini sorup gerekli ilave takviye gücü isteniyorsa onları da çıkartıyoruz. Tedbir amaçlı birçok ilde olduğu gibi İstanbul'da da ormanlara giriş yasaklandı. Bu yangınları en aza indirmek için vatandaşın üzerine düşen görevler var. Evet, İstanbul ilinde valilik kararıyla 10 Haziran'dan 15 Ekim arası ormanlara girişler yasaklandı. Bu kararları şu an jandarma, orman ve emniyet güçlerimizle beraber takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı biraz daha dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bayraktar TB2 insansız hava araçları 7 gün 24 saat ormanları kontrol ediyor. İHA'lar termal kameralarıyla 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit edebiliyorlar. Bir dakikada 3 ila 3,5 milyon hektarlık bir alanı tarayabiliyorlar. Dünyada orman yangınlarını yönetmede İHA kullanan iki ülkeden birisi Türkiye, diğeri de Amerika. Bayraktar TB2 insansız hava araçları teyakkuzda. Tam 14 İHA 7 gün 24 saat havada tarama yapıyor. İHA kullanımına 2020 yılında bir İHA ile başlamışken bugün 14 İHA kullanıyoruz ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde. İHA'lar termal kameralarıyla 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit ediyor. Bir dakikada 3 ila 3,5 milyon hektarlık alanı tarıyor. Tüm bu ayrıntıları Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey anlattı. Kendi yangın söndürme filomuzu kuruyoruz. Bu yıl kullandığımız 105 helikopter, 26 uçak, 14 tane de İHA olmak üzere toplamda 145 hava aracı görev yapacak. Sadece hava değil,
Karada da ekipler hazır. 25 bin orman kahramanımız ve 122 bin gönüllümüzle birlikte toplamda 1686 arazöz, 2600'den fazla ilk müdahale aracımız ve 800'den fazla iş makinamızla birlikte de yer ekibimizi takip ediyoruz. Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cinayet zanlıları yakalandı. Cinayetteki sır perdesi de aralanmaya başladı. Çoğaç'ın cezaevinde olan kardeşi yüzünden öldürüldüğü, cinayetin de o söylendiği gibi ilk zamanlar görgü tanıklarının ifadelerinde olduğu gibi 17 yaşında bir tetikçiye işletildiği öne sürüldü. Şehir dışından geldiği de biliniyordu. Müdür yardımcısı görev yaptığı okulun bahçesinde gözyaşlarıyla son kez uğurlandı. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Pusu kuran zanlı gözünü bile kırpmadan tetiğe bastı. Lise müdür yardımcısı başından vurularak hayatını kaybetti. Görev yaptığı okulun bahçesinden son kez uğurlandı. İyi bir babaydı, iyi bir eğitimciydi. Ama kendisiyle hiç alakası olmayan, kendisinin herhangi bir suçu günahı olmayan bir cinayetle maalesef öldürüldü. Kocaeli'de bir lisenin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç sabah evinden okula gitmek için çıktı. Katili de o sırada pusuda bekliyordu. Emniyet kemerini taktığı sırada saldırgan tetiğe bastı. Müdür yardımcısı kanlar içerisinde kaldı. Zanlı olay yerinden kaçtı. Mahir Çoğaç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çok geçmeden Çoğaç'ı vuran zanlıyla ona yardım eden bir kişi yakalandı. İki cani de gözaltına alındı. Silahlı saldırının Mahir Çoğaç'ın cezaevinde olan kardeşinden kaynaklanan bir aile husumeti nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Cinayetin Adana'dan gönderilen 17 yaşında bir tetikçiye işletildiği öne sürüldü. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyoruz ama hocamızın alakası yoktur. Bir öğrenci öğretmen cinayeti asla değildir. Mahir Çoğaç'ın görev yaptığı okulun bahçesinde tören düzenlendi. Eşi Asiye Çoğaç'la çocukları, tüm öğrenci ve öğretmen arkadaşları da oradaydı. 7 yaşındaki minik kızı babasının fotoğrafına bakarak annesine sarıldı, gözyaşı döktüler. 10 yaşındaki Enes ve Meryem babalarının cenazesinde en ön sırada saf tutarak cenaze namazına katıldı. Çoğaç son vedasının ardından toprağa verildi. Bolivya bir kez daha darbeyle karşı karşıya kaldı. Lityum madeni zengini malumunuz Bolivya. Cuntacılar bir kez daha sahneye çıktılar. 2014 yılında olduğu gibi, Morales'e yapıldığı gibi. Bir grup asker yönetime el koymak istedi. Fakat devlet başkanı Arce'nin kararlı duruşuyla darbe girişimi bastırıldı. Peki darbenin arkasında kim var? Bu soru yöneltiliyor. İkinci kez lityum yüzünden bir darbe girişimi gerçekleştirildi. O dönem başarılı olmuştu. Baş şüpheli Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla. Şirket çünkü Bolivya'da yüklü miktarda lityum tedarik ediyor. Amerikalı milyarder daha önce de bir açıklama yapmıştı Morales sürecinin sonrasında. Biz Bolivya'da kime istiyorsak darbe yaparız demişti. Bütün oklar da şimdi Elon Musk'ı ve şirketi Tesla'yı gösteriyor. Darbeci generalle yüz yüze geldi. Askerlerini geri çekmesini istedi. Lityum madeni zengini Bolivya darbe girişimine sahne oldu. Her şey bir grup zırhlı askerin kamu binalarını kuşatmasıyla başladı. Darbecilere ait zırhlı araç başkanlık sarayına zorla girmeye çalıştı. Başkan Luis Arce ordudan demokrasiye saygı göstermesini istedi. Halkı meydanlara davet etti. Çağrı üzerine halk başkanlık sarayı binasının önünde toplandı. Darbeci askerlere tepki gösterdi. Kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale edildi. Binlerce kişi sokağa çıkarken Bolivya lideri Arce'de ordu yönetimine yeni isimler atadı. Bu hamlesi sonrası zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekildi.
Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Arce hükümet sarayının balkonundan konuşma yaptı. Kazandığımız demokrasiyi kimse elimizden alamaz dedi. Darbenin lideri General Juan José Zuniga gözaltına alındı. Hükümet sarayı koridorunda devlet başkanı Arce ile karşılaştı. Ben senin başkomutanınım diye bağıran Bolivya lideri bu itaatsizliğe izin vermeyeceğini söyledi. Darbeci Zuniga'nın 2025'teki devlet başkanlığı seçimine ilişkin eski devlet başkanı Evo Morales'in adaylığına karşı çıktığı ve rahatsızlığını hükümete ilettiği öne sürülüyor. Macias, del Ministerio de Gobierno, vamos a realizar... Bolivya 200 yılda tam 190 darbe ve darbe girişimi gördü. Sık sık askeri müdahalelere maruz kalmasının sebebi zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması. En önemli madenlerinden biri de lityum. Lityum, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlarda kullanılan iyon pilinin ham maddesi. Şirket Bolivya'dan yüklü miktarda lityum tedarik ediyor. Ülkede 2019 yılında sosyalist devlet başkanı Evo Morales, Amerika destekli darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştı. Darbe öncesi lityum tedariği zora giren Musk, kime istiyorsak darbe yaparız açıklamasıyla gündeme oturmuştu. İran'da seçim var yarın. Yeni cumhurbaşkanını seçecekler. 6 adaydan en dikkat çekeni Türk kökenli Mesut Pezeşkiyan. Kazanması halinde ülkenin ilk İran Türk'ü cumhurbaşkanı olacak. Çarpıcı bir tablo var. Birçok aday var. İran'da birlik sağlayabilmek güç. Seçimlere 24 saat kala İran'da tabii sıcak bir gelişme daha yaşandı. Muhafazakar adaylardan Ali Rıza Zakani yarıştan çekildi. Reisinin helikopter kazasında ölümünün ardından İran seçime gidiyor. Seçimde yarışacak 6 favori aday var. Türk kökenli Mesut Pezeşkiyan da onlardan biri. Tebrizli Pezeşkiyan İran'da tek reformist aday. Kamuoyu yoklamasında %33,1 ile seçim yarışının ilk sırasında yer alıyor. Seçim kampanyası boyunca etkili bir strateji izledi. Hem muhalif hem de muhafazakar kesime göz kırptı. Örneğin seçim müziği olarak Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından protestolarda söylenen Baraye şarkısını kullandı. Aynı süreçte muhafazakarları da yanına çekmeye çalıştı. Seçilirsem reisinin yolundan gideceğim dedi. 61 yaşındaki siyasetçi İran'a yönelik uluslararası izolasyonun sona ermesi gerektiğini ve ekonomik kalkınma için yabancı yatırımın şart olduğunu savunuyor. Kadınlara da zorla başörtüsü taktırılamayacağını söylüyor. Kalp doktoru olan Pezeşkiyan 2001-2005 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı veto edildi. Bu kez adaylığına izin verilmiş olması dikkat çekiyor. Türklüğümle gurur duyuyorum diyen Pezeşkiyan kazanması halinde ülkenin ilk İran Türk'ü Cumhurbaşkanı olacak. İran'da dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Muhafazakar adaylardan Ali Rıza Zakani yarıştan çekilmediğini duyurdu. Oyların bölünmemesi için böyle karar aldığını açıkladı. Zakani dışında seçimlerde iki muhafazakar aday daha yarışıyor. Kadın cinayetleri ülkemizin, Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Fakat sadece bizim problemimiz değil. Türkiye'ye has değil bu problem. Avrupa'da da benzer meseleler yaşanıyor. İtalya'da aynı dertten muzdarip. Sadece geçtiğimiz yıl 109 kadın öldürüldü İtalya'da. Ha, bizimle rakamları kıyasladığımızda bizdekiler fecaat. 430'un üzerinde bir yıl içerisinde kadın hayatını kaybetti Türkiye'de. Tabii bunun biri de bir, bini de bir. O yüzden bir şey değişmiyor. Bunların yarısından fazlası, yani İtalya'daki 109 kadın cinayetinin yarısından fazlası eski eşleri ya da sevgilileri tarafından katlediliyorlar. İtalyanlar artık yeter dediler. Ünlü İspanyol merdivenlerini kırmızıya boyadılar. Fakat orada da o eyleme müsaade edilmedi. Polis orantısız güç kullandı. Hareketsiz halde pasif direniş gösteren İtalyanları yaka paça dışarı attılar.
İspanyol merdivenlerini kırmızıya boyadılar. Kadına şiddete hayır diye haykırdılar. Ama polis şiddetinden kaçamadılar. Burası Roma'da turistlerin en uğrak mekanlarından biri. Aktivist grup İtalya'daki kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 135 basamaklı anıtı seçti. Protestoyu İtalyanca "her şeyi yakalım" anlamına gelen Brusiamo Tutto isimli örgüt düzenledi. Çok sayıda aktivist merdivenleri kan rengine boyadı. Turistlerin şaşkın bakışları arasında el izlerini çıkardı. Aktivistlerin isyan etmesinin nedeni 23 yaşındaki öğrenci Giulia Cecchetti'nin öldürülmesi. Türkiye'de Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan cinayetleri gibi sembol bir isim oldu. Savcılık eski erkek arkadaşının şüpheli olduğu dosyayı kapattı. O cinayetin ardından da İtalya'da en az 40 kadın öldürüldü. Bu duruma isyan eden göstericiler de tepkilerini böyle ortaya koydu. Ancak polis gösteriye ve tarihi merdivenlerin kirletilmesine izin vermedi. Pasif direniş yapanlar yaka paça gözaltına alındı. İtalya'da sadece geçtiğimiz yıl 109 kadın öldürüldü. Akdeniz ülkesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetler de durmuyor. İstanbul'da Etiler'de ünlü bir otelde eski sevgilisinin kuzeniyle odaya gitti genç kadın. Alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra da epilepsi nöbeti geçirdi. Sağlık ekipleri müdahale etti kendisine. Hastanede kendine geldi. Darp ve cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve iddiaları kabul etmeyen kuzen adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kuzeninin eski sevgilisiyle otel odasına çıktı. Epilepsi nöbeti geçiren kadının cinsel saldırı iftirasına uğradı. Olay 9 Haziran'da İstanbul Etiler'deki ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre iş insanı kuyumcu kuzeni ve kız arkadaşıyla birlikte otele geldi. O sırada iş insanının eski sevgilisi aradı, ardından otele geldi. İş insanı kız arkadaşıyla eğlendiği için kuzeninin ilgilenmesini istedi. Ancak kuzeni ileri boyuta gitti, eski sevgilisiyle beraber odaya çıktı. Odada eski sevgili epilepsi nöbeti nedeniyle baygınlık geçirdi. Otel görevlileriyle birlikte sağlık ekipleri odaya girdi. Tekerlekli sandalye yardımıyla ambulansa götürülüp hastaneye kaldırıldı. Kendine gelen kadın savcılığın yolunu tuttu. Darp ve cinsel saldırı iddiasıyla kuzenden şikayetçi oldu. Kuzense iddiaları reddetti. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kadının epilepsi nöbeti geçirdiğini, boğazına kaçmasın diye elini ağzına sokup dilini çıkardığını ve resepsiyona haber verdiğini söyledi. Kadının kendisine iftira attığını belirtti. İfadeler sonrası olayla ilgili çalışma yapan Beşiktaş polisi otelin kameralarını incelemeye aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan adam cinsel taciz, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkeme adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınıyordu. Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Pişkin'i öldüren Erkan Baykut'un yargılanmasına başlandı. Baykut hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte bitiririm. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller, Allah onları hidayet etsin. Tehdit ediliyorum demişti. Bu sözleri söyledikten iki hafta sonra da işlettiği çay ocağında öldürüldü Ramazan Pişkin. İnsan kendi doktoru olması lazım. Ayakta durmasını öğrenecek. Pişkin'i öldüren Erkan Baykut'un yargılanmasına İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada savunma yapan Baykut, Ramazan Pişkin'i tasarlayarak öldürmediğini iddia etti. Pişkin'i tanımıyorum, maddenin etkisindeydim. Olayı cinsel istismara uğramış bir insan psikolojisi altında gerçekleştirdim dedi.
Ancak mütalada sanığın Ramazan Pişkin'e ait sosyal medyada yayınlanan videoları izlediği, olay tarihinden birkaç gün önce de maktulün iş yerine gelerek keşif yaptığı anlatıldı. Savcı sanık Erkan Baykut'un tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mahkeme heyeti Baykut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet sanık avukatının mütalaya karşı savunma yapma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. Sarsıcı olay ve haberlerden derlediğimiz dünyanın görüntüsüne gidelim şimdi. Kahraman polis evin yandığını gördü, tereddüt bile etmeden dumanların arasına daldı. Evde yaşlı bir çift vardı, önce kadını çıkardı. Polis bir kez daha dumanların arasına girdi. Yaşlı adam yürüyemeyecek durumdaydı. Eşi de çıkarmak isterken yolu tamamen tıkamıştı. Polis o yüzden daracık koridordan önce tekerlekli sandalyesini çıkardı, ardından yaşlı adamı sürükleyerek mutlak bir ölümden kurtardı. New Jersey'de kahraman ilan edildi. Üç yaşındaki yaramaz garda oynuyordu ama bir anda trenle peron arasına düştü. O anlara tanık olanlar buz kesti ancak tecrübeli kondüktör devreye girdi, trenin hareket etmesini engelledi. Hemen yetişip çocuğu çıkardı. Minik yaramaz o anları ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Soyguncu şubeyi gözüne kestirdi. Elde silah içeri daldı ama çalışanların da silahlı olduğunu düşünemedi. Yerinden bile kalkamayan adam kurşun yağdırdı. Soyguncu ağır yaralı olarak yakalandı. Tetikçiler de hedeflerini öldürmeyi kafalarına koymuştu. İkisi birden yüzlerinde kar maskesi, ellerinde silah geldiler. Kapıdaki güvenliği bacağından vurdular. Ardından biri içeri girdi, diğeri dışarıda nöbet bekledi. Saldırgan diğer çalışanların yanında kendisini ararken kaçmaya çalıştı. Ama dışarıda da adam olduğu aklının ucundan geçmemişti. Bir anda kurşun yağmuru altında kaldı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Öfkeli manav ortalığı savaş alanına çevirdi. Bu çift meyve aldı ama beğenmediler. Parasını da vermediler. Manav intikamını böyle aldı. Etraftakiler ayırmaya çalıştı ama güçleri yetmedi. Çift hastanelik oldu. Elindeki çantayı kapatmaya çalışıyordu. Önüne bakmadı. Kanalizasyona düştü. Yine de şanslıydı. Akıntıya kapılmadı. Çevreden yetişenler kurtardı. Bu motorcu da çim biçme makinesinin düğmesine dokundu ama dokunduğuna dokunacağına pişman oldu. Beton üstünde sekmeye başlayan makine sanki canlıymışçasına kadının motoruna kadar gitti. Motoru kurtarayım derken de kendini yaraladı. Yakıt tankerinden gaz sızmaya başladı. Ufak bir kıvılcımla da felaketin gelmesine yetti. Alevler metrelerce uzağa kadar yayıldı. O anlar ucuz atlatılamadı. En az 2 kişi öldü. Yaklaşık 10 da yaralı var. Sokak ortasında ateş yaktılar. Bu adam da en büyük hatalarından birini yaptı. Ateşe benzin dökmeye başladı. İlk 2 denemesinde şansı yaver gitti ama 3. denemede olanlar oldu. Kendini bir anda alev alev buldu. O anları da yaralanmadan atlatamadı.
Bu araçların tek suçu ışıklarda beklemekti. Bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Patlayan kanalizasyon ortalığı göle çevirdi. Kilolarca ağırlıktaki kapak bile fırladı. Şans eseri. Kimse zarar görmedi. Bu motorcu kadın da önüne bakacağına arkadaşının şovuna kapıldı. Bir anda kendini bariyerlerde buldu, sürüklendi. Feci şekilde yaralandı. Virajı alamayan tır devrildi. Motorcu az kalsın dorsenin altında kalıyordu. Şansı öylesine yaver gitti ki santim farkıyla kurtuldu. Şahit olanlar bile inanamadı. Çim makinesiyle bayıra gitti. Ancak frenleri olmadığını unuttu. Kendini bir anda suda buldu. Amerikan futbolu sahasının ortasında bir anda obruk oluştu. Elektrik direklerini bile yuttu. Çöküye yakınlardaki bir madenin neden olduğu açıklandı. Ordu'da Aquapark'ta eğlence faciayla bitti. Havuzda yüzen 9 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak için havuza giren işletmenin ortağı hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk da ağır yaralandı. Havuzda elektrik akımına kapılan çocuğu o fark etti. Elektriği kapatmak aklına bile gelmedi, havuza atladı. Talihsiz adam hayatını kaybetti, çocuk da ağır yaralı. Burası Ordu'da bir aqua park. Hava sıcak, havuzlarda doluydu. Havuzlardan birinde elektrik kaçağı meydana geldi. 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu havuza girmesiyle birlikte hareketsiz kaldı. Çocuğun akıma kapıldığını fark eden işletmenin ortağı Mustafa Kemal Günay kurtarmak için hemen havuza girdi. O da akıma kapıldı. Çocuk da Günay'da elektriğin kesilmesiyle havuzdan çıkarıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Günay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Elif'in ise durumu ağır, tedavisi sürüyor. Zonguldak'ta 4 kişinin yaralandığı kazada otomobille çarpışan yolcu otobüsü şoförünün 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serenay Göç olduğu ortaya çıktı. Hız sınırı aşmaktan 6.439 lira ceza kesildi kendisine. Hatalı manevra yapan otomobil sürücüsü hakkında ise adli işlem yapıldı. Aşk yazılmaz kaleme. Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Şoförün 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kazanın adresi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesiydi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü hatalı manevra yaptı, savruldu. O sırada hızla gelen Serenay Göç'ün kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Sevdan içim yakar her baktığımda. Otomobilin sürücüsüyle otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü Serenay Göç'ün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Doğum gününe bir saat kala kazaya karıştı. Kadın şoföre hız sınırını aşmaktan 6.439 lira ceza uygulandı. Otomobil sürücüsü hakkında ise işlem başlatıldı. Güney'in incisi Hatay ve Hatay deyince de akla gelen ilk lezzet kuşkusuz künefe. Ankara'da öyle bir künefe yaptılar ki tam 800 kişiye yetecek kadar. Başkent Millet Bahçesi'nde başlayan Hatay günlerinde adeta bir lezzet yarışı vardı. Hem künefe hem de kağıt kebabı. İlk önce bitirmek için yarışmacılar nefes dahi almadılar. Türkiye'nin en büyük künefe tesisini yaptık. 2 metre çapında 800 kişiye ortalama ikram edeceğiz. Ben Hatay'da yemiştim zaten, tadı damağımda kalmıştı, onun için geldim. Türkiye'nin en büyük künefesi tam 2 metre çapında.
Burası Hatay değil Ankara. En küçük rakip benim ama hepsini yeneceğim. Başkentte lezzet rüzgarı Hatay günleriyle esmeye başladı. Sıcak sıcak künefeyi ilk bitirene ödül vardı. Afiyet olsun, buyurun. Herkese tavsiyem gelsinler, bu lezzeti tatsınlar, çok güzel. Bayağı bir sıcaktı arkadaşı. Bence bir alkışlayalım bence ya. Birinciye yöresel ürünlerden bir sepet, Harbiye'den el dokuması şal hediye edildi. Yarışmacılar tatlıya doydu. Acısıyla damakları yakan bir lezzet daha vardı. Hatay'da bir laf var. En büyük aşçılar kağıt kebabıyla başlar. Kırmızı çizgimiz vazgeçilmezimizdir. Acı samanda biberi var meşhur. Kağıt kebabı kırmızı çizgi. Bir de üstüne ödül olunca yarışma kaçınılmaz. Kağıt kebabını bitiren bizden 2000 TL ödül kazanacak. 3, 2, 1. 2000 liralık ödül için acıyı göze aldılar. Olmayasın. Parmaklarımıza dikkat edelim. Ellerimizi yemeyelim. Acı eşikleri de pes dedirtti. Tabanda ekmek kalmış, tabanda ekmek kalmış. O yüzden burası şampiyon burası. Eli kaldırıyorum. Büyük alkış. Bravo. Mutluyum ya, heyecanlıyım. Yani harçlığım çıktı en azından. Telefon alacaktım. Büyük ihtimalle telefonumu harcarım. Hatay günleri 30 Haziran pazar akşamına kadar Ankaralıları bekliyor olacak. Evet, yedi, çok lezzetliydi. Yemeyenlere tavsiye ederim. AKM Millet Bahçesi'nde 27-30 arası buradayız. Kemal Sunal'ın Gülen Adam filmi gerçek oldu. Adana'da bir lastik tamircisi sıcağın altında lastik değiştirirken, yani o zor şartlar altında dahi yüzünden gülümsemeyi eksik etmiyor. Her olaya gece gündüz kahkaha atarak karşılıyor. Kendini tutamadığı için cenazelere gitmiyor. Hay Allah. Gülme kardeşim, deli misin? Ne yapayım, kendimi tutamıyorum ki. Film de gerçek oldu. İşini bitirdik. Gülen'i takıyoruz. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Gülen Adam filmi Adana Kozan'da gerçek oldu. Herkes çene sarıyor, benim çenem ağrımaz. Evli, iki çocuk babası, lastik tamircisi Ali Tutar tıpkı Kemal Sunal gibi sürekli gülüyor. Müşterileri de gülmek için ona geliyor. 40 yılda bir sinirlenirim. O da çocuklar damar basarsa yoksa yok. Tutar'ın ilçedeki lakabı da Gülen Ali. Sıcaklara bile aldırmadan çalışırken kahkaha atıyor. Kaç derece sıcakta çalışıyorsun? 60 derece. Bize gece gündüz fark etmiyor. Geceden gene gülüyor. Elinde olmadan her olaya gülüyor. Cenazelere de bu yüzden gidemiyor. En çok cenazelerde mi zorlanıyorsun? Fazla yapamıyorum orada. Cenaze onun için göndermiyorlar. Yani kızınızı bana vermiyorsunuz öyle mi? Mümkünü yok ha. Ne yapalım? Japon bilim insanları canlı insan deri hücrelerini insansı robotlara nakletti. Yapay zeka, teknoloji aldı başını gitti. Deri tabakası sert yüzeye tutundu. Gülümseyen robot yüzü meydana getirildi. Görüyorsunuz ekranda da. Yani o filmlerde görünen insansı robotların kapısı artık aralanmış vaziyette. Bu ne kadar hızlı o noktaya gelir? O bir merak konusu. Çığır açan buluşun özellikle kozmetik ve plastik cerrahide devrim niteliğinde gelişmeler yaratması, gelişmelere yol açması bekleniyor. Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? İlk olarak Terminator filmiyle gündeme gelen üstü canlı doku, altı robot makineler hayal olmaktan çıkıyor. İnsan derisi metal robota tutunmayı ve işlev görmeyi başardı. Heyecan yaratan buluşun mucidi Japonya Tokyo Üniversitesi bilim insanları. Profesör Hoji Takeuchi liderliğindeki ekip biyoloji ve makine mühendislerini bir araya getirdi. Biyohibrit robotik alanında çığır açan bir çalışmaya imza attı. Laboratuvardaki canlı hücreleri kullanarak yapay deri yaratıldı. Sonuçta 3 boyutlu bir yüz kalıbı ve 2 boyutlu bir cilt robotu ortaya çıktı. Çoğunlukla kolajen ve elastinden oluşan insan derisi bağlarını cildi alttaki dokulara bağlayan küçücük bağlantı dokularıyla taklit ettiler. Bu cildin bir tabakasının tutunmasını sağladı ve akıcı yüz ifadelerinin oluşmasının önünü açtı. So we have developed the 3D muscle tissues. We take a muscle cells from the beef. Uzmanlara göre cildin doğal esnekliği ve güçlü yapışma yöntemi robotun mekanik bileşenleriyle yırtılmadan veya soyulmadan hareket edebilmesi anlamına geliyor dedi. Bilim insanları ter bezleri, yağ bezleri, gözenekler, kan damarları, yağlar ve sinirlerin bir araya getirilmesiyle daha kalın ve gerçekçi bir cilt yaratmanın sağlanabileceğine inanıyor.
which will be available in hotels, shopping centers and airports starting in 2020. Söz konusu buluşun özellikle kozmetik endüstrisinde faydalı olabileceği ve plastik cerrahların eğitilmesine yardımcı olması bekleniyor. İstanbul'da sörf rüzgarı esiyor. Dalgalarla dans eden sörfçülerin o akrobatik hareketleri havadan görüntülendi. Yerden 20 metreye kadar yükseldiler sörfçüler. Dalgalarla dans ettiler. Adrenalin dolu anlar, sahneler yaşattılar. Sörfçüler dalgalarla dans etti. Kilyos sahilleri Miami'ye döndü. Çok güzel geçiyor. Rüzgarlar başladı, yaz rüzgarları. Öğleden sonraları Poyraz sürekli esmeye başladı. Mümkün olduğunca tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul kıyıları profesyonel ve amatör sörfçülere ev sahipliği yapıyor. Kilyos sahilinde sörf rüzgarına estiren sporcuların akrobatik hareketleri izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Dalgalarda takla atarak rüzgarın tadını çıkaran sörfçülerin yerden yaklaşık 20 metre yükselmesiyle de adrenalin tavan yapıyor. En çok hissettirdiği his bence özgürlük. Çünkü bizi suda limitleyen hiçbir şey yok. İstediğimiz kadar zıplayabiliyoruz, 20 metreyi aşabiliyoruz yükseklik olarak. Sörfçüler rüzgarın etkisiyle dalgaların üzerinde adeta dans ediyor. Gösteriye dönüşen çalışma adeta Miami sahillerini andırdı. Kilyos da bu anlamda çok iyi bir spot. Kumsalı çok geniş gördüğünüz gibi. O yüzden burada çok güvenli bir şekilde eğitim alıp başarılı bir şekilde bu sporun başlangıcını çok rahat yapabiliyor. Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı? Dünya şu sıralar bu soruyu konuşuyor, tartışıyor, cevabını merak ediyor. Uçaklarındaki arızalar nedeniyle zor günler geçiren Boeing uzaya bir araç gönderdi. Aracı test eden astronotların dünyaya dönmesi iki kez ertelendi. Bu zaman zaman yaşanılan bir durum. Gezer Avcı da benzer bir durum yaşamıştı ama buradaki gerekçeler açıklanmadığı için kafalarda birçok soru işareti var. Uzaya gittiler ama dönemiyorlar. Boeing'in yeni Starliner uzay aracını deneyen astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nu otele çevirdi. While we are docked to the space station. İki astronotun 8 günlük sürecin sonunda dünyaya geri dönmesi bekleniyordu. Ancak dönüş yolculuğu iki kez ertelendi. Geminin dünyaya dönüşü iticilerdeki sorunlar ve helyum gazı sıkıntıları nedeniyle zaten gecikmişti. NASA astronotlarını ne zaman eve getireceğine karar vermeden önce teknik sorunlar üzerinde üst düzey bir inceleme yürüttüklerini açıkladı. Starliner küçük bir helyum gazı sızıntısına rağmen 5 Haziran'da fırlatıldı. Helyum uzayda manevra yapmak ve dünya atmosferine yeniden girmek için kullanılıyor. NASA daha önceki açıklamalarında sızıntıların astronotlar için herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını belirtmişti. Ancak son toplantıların ardından planlanan geri dönüşün Temmuz ayına ertelenmesine karar verdi. Ama kararın gerekçesi açıklanmadı. Uzay ajansı astronotların mahsur kalmadığını ve Starliner'ın ISS'te acil bir durumda dünyaya dönme sertifikasına sahip olduğunu vurguladı. Yine de uzay yolculuğunu bitirmek için gereken adımlar atılmış değil. Modacılar hayal güçlerini göstermek için zaman zaman ilginçlikler, enteresan etkinlikler yapabiliyorlar. Defilelerde öyle kıyafetler sergiliyorlar ki gündelik hayat bir yana dursun ancak maskeli baloda belki bir ihtimal giyilir. İşte Paris Moda Haftası'na damga vuran o defilelerden biri geliyor ekrana. İlk görüşte fantastik bir film sahnesine benziyor ama değil. I feel fantastic. I feel safe. I can hide from people. Paris Moda Haftası yine sıra dışı bir defileye tanıklık etti. Picasso'nun kübik formları bu kez podyuma taşındı. Soyut tasarımlar göz kamaştırdı. Geometrik şekiller, yan çantalar, omuz vatkaları ve yakalar abartılı geometrik şekillerle süslendi. Tasarımcılar Victor and Rolf kıyafetlerin günlük hayatta yer bulamayacağının farkında. Tek amaçları moda haftasına biraz mizah ve renk katabilmek. İkili geçtiğimiz yılda yine algıları ters yüz eden bir anlayışla moda haftasını şenlendirmişti.
Defileye katılan eski mankenler de bu yıl ikilinin sıra dışı tasarımlarıyla bu kez podyumda değil tribünlerde yer aldı. Ön sıralarda oturdu. Lüks moda evi 1993 yılından bu yana farklı tasarımlarıyla gündeme geliyor. Ana haberi bu akşamlık da burada noktaladık. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar, hoşça kalın.